Türkiye'nin en çok izlenen ve en sevilen müzik kanalı Number One Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Bu pazarda yine Dr. Musk'la estetik programı ile evlerinize konuk oluyoruz. Bugünkü konuğum alanında başarılı isimlerden birisi olan Doçent Doktor Ersin Borazan. Hoş geldin Ersin. Hoş bulduk. Merhaba Mustafa. Merhabalar. Sevgili Ersin'le biz Gaziantep Üniversitesi yıllarından, öğretim üyesi olarak çalıştığımız yıllardan tanışıyoruz ve birlikte pek çok ameliyata başarıyla imza atmıştık o yıllarda. Özellikle o zamandan beri meme kanseri sonrası onarım cerrahisi üzerine birlikte pek çok vakaya da girdik. Bugün o yüzden Ersin'le size meme kanseriyle ilgili kadınlarda son yıllarda artmakta olan ve baş belası olan meme kanseriyle ilgili konuşmak istiyoruz. Tekrardan hoş geldin Ersin. Merhaba Mustafa Hocam, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nazik davetin için de çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Peki meme kanseri ne sıklıkta görülüyor? Biraz bahseder misin bize Ersin? Şimdi meme kanseri dünyada bayanlarda en sık görülen kanser çeşidi. Özellikle tüm kanserler içinde bayanlarda %23'lük bir yer kaplamakta. Kanserden ölümlerde de akciğer kanserinden sonra ikinci sırada gelmekte. O yüzden bir de şunu söyleyeyim. Özellikle toplumdaki 8 bayandan birinde meme kanseri gelişeceği sıklığını bildiğimiz zaman çok önem arz eden bir hastalık olduğunu muhakkak bilmeliyiz. Evet, demek ki 8 kadından birinde meme kanseri gelişme riski var. Ne olursa olsun çok büyük bir rakam. O yüzden buna çok önem veriyoruz ve meme kanseri farkındalık haftası geçti ama bunun bir haftası olmaz bence. Kadınlarımız çok kıymetli ve sürekli bu konunun üzerinde durmakta da bence fayda var. Ben özellikle meme estetiği ameliyatlarını çok sık yapan bir cerrah olarak öncesinde ve sonrasında bu konuya çok özen gösteriyorum. Her kadınımız kıymetli, hepsi bizim ailemiz gibi artık. Onlara çok kıymet veriyoruz. O yüzden öncesinde de, ameliyat öncesinde de ben bir tarama yaptırtıyorum mutlaka. Ya da muayenede elime kitle gelirse mutlaka bir genel cerraha yönlendiriyorum. Eğer basit bir kitle birlikte ameliyattayken ben çıkartabiliyorum ya da bir genel cerrahla birlikte tedaviye girebiliyoruz. Bu tür işlemler bence koruyucu olarak çok önemli. Peki hazır Ersin'i bulmuşken şeyi sormak istiyorum ben sana. Bu meme kanseri teşhisinde kişinin kendini muayene etmesini çok önemsiyoruz ve belli aralıklarla da mutlaka uzmana gitmesini tavsiye ediyoruz. Tabii özellikle her bayan ayda bir kendini özellikle menstruasyondan bir hafta sonra muhakkak muayene etmeli. Yılda bir kez de hekim muayenesi öneriyoruz. Değil mi? Nasıl bir muayene yapmalılar? Yani insanlar bilmiyorsa da buradan onlara tavsiye edelim, bir tarif edebilir misin? Tabii fizik muayeneyi genelde yatarak yapmakta fayda var. Sağ mememizi sol elimizle, sol mememizi de sağ elimizle yatarak parmağımızla göğüs kafesi arasında meme dokusunu sıkıştırarak hem yuvarlatarak hem de dik ve yan şekilde muayene edebiliriz. Bu şekilde elimize küçük gelen kitlelerde de şüphelenip doktora başvurabiliriz. Değil mi? Orada bir sertlik mi? Bir, nasıl bir şey? Tabii normal dokudan gerekiyor. Farklı bir nohut şeklinde veya bir daha büyük bir kitle şeklinde de gelebilir. Tabii ele gelen kitlelerin aslında büyük çoğunluğu kanser falan değildir. Ama yine de bunlara önem göstermek lazım. Özellikle menopoz sonrası taramaları kaçırmamak lazım. Bunun için de 40 yaş sonrası muhakkak mamografi ve ultrasonla takip öneriyoruz. Evet, elinize gelen her kitle kanser olmadığı gibi ancak bunların da önlenmesi için uzman muayenesi şart. Biliyorsunuz küçükken önlenen bütün hastalıklar yayılmadan, dağılmadan önlenirse tedavisi çok daha kolay olmakta. O yüzden mutlaka içiniz rahat bir şekilde uzmana gidip kafanızdan bunu ekarte etmenizi, uzaklaştırmanızı tavsiye ediyoruz. Değil mi? Peki risk, meme kanseri için risk faktörleri nelerdir? Kimler risk altında burada? Ya aslında bayan olmak bir risk faktörü zaten başlı başına. Bayanlarda çok daha fazla görülüyor. Özellikle erken menstruasyon, geç menopoz, östrojene yani uzun süre maruziyet de risk faktörleri arasında. Yine ailesinde birinci derece, akrabasında meme kanseri öyküsü bizim için önemli bir faktör. Anne de, teyze de, kız kardeş de bu hastalık görülüyorsa biraz daha sıkı takip edilmeli. Bir de son yıllarda özellikle bilinen BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik taramalarda da pozitiflik
meme kanseri riskini oldukça yükselttiği için yüksek risk grubuna bu hastalar girmekte. Peki bu BRCA'ya biraz daha ayrıntılı girmek istiyorum ama önce bir şey soracağım. Doğum yapmamış ya da emzirmemiş kadınlarda risk daha mı yüksek? Tabii emziren kadınlarda riskin daha az olduğu bilinmekte. Özellikle 35 yaş sonrası emziren kadınlarda da riskin azaldığını gösteren birçok çalışma mevcut. Yani eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bebeğiniz oldu ve emziriyorsanız çok daha düşük risk var gibi görünüyor. Peki bu BRCA'ya biraz daha açabilir miyiz? Genetik tahliller nasıl yapılıyor? Kimler bunu yaptırmalı? Genetik tahlilleri dediğim gibi genetik tahlilleri daha çok yüksek risk faktörüne sahip kişiler. Yani ailevi olarak ailesinde birinci derece kanser riski olan, meme kanseri riski olan hastalar yaptırabilir. Yine bunun yanında karın zarları ile ilgili tümör hastalığı mevcutsa bu hastalar yaptırabilir. Yumurtalık, rahim kanseri öyküsü olanlar muhakkak yaptırması gerekir. Evet, değil mi? Bu önemli. Özellikle bu. Tabii. Angelina Jolie bu şeyde bir meşhur olmuştu. Evet, onu da duyduk medyadan. BRCA 1-2 pozitif gelen hastalarda, bunun yanında daha başka memedeki kitlelerde bazı riskli patolojik durumlar var. Bizim atipik duktal hiperplazi dediğimiz, oradaki dokularda aşırı atipik büyümeler. Bunun dışında meme kanserinin bazı çeşitleri var. Meme kanseri öncesi evreler var. Lobüler, duktal, insütü kanser öncesi tümörler var. Bunlarda da yüksek risk olduğu için çeşitli tedavi yöntemleri var. Yöntemleri var. O yüzden eğer risk faktörünüz varsa, ailede kanser varsa, değil mi? Daha önce bir kitle tespit edilmiş ve düşük dereceli ise, bunların tedavisi için uzmanınız da eğer uygun görüyorsa, sizi takip eden uzman, genetik tahlil yapılarak, kandan yapılıyor değil mi bu tahlil? BRCA 1 ve 2 kandan yapılıyor. Kandan yapılan. Ama bunlar çıkarsa, eğer pozitif çıkarsa, bu dediğim patolojik risk faktörleri de hastada mevcutsa çeşitli tedavi yöntemleri var. Bu tedavi yöntemleri ya çok yakın takip ve izlem olmalı ya kimyasal ilaçlarla bir tedavi yöntemi olabilir. Östrojeni azaltıcı veya profilaktik mastektomi dediğimiz memenin alınması. Bunu da sen daha iyi bilirsin. Yani estetik kaygısı çok insanlarda. Hatta şunu söyleyeyim, meme kanserinden daha çok memeni kaybetme korkusu var bayanlarda. Evet. Bunu bizim yenmemiz lazım. O yüzden ne yapılıyor? Meme koruyucu cerrahiler artık günümüzde gittikçe yaygınlaştı. Ondan sonra subkutan mastektomi dediğimiz meme derisini ve meme başını, meme areolasını koruyucu cerrahiler de ön plana çıkmakta. Evet, işte Angelina Jolie'nin meşhur olduğu dediğimiz teknikler bunlar. Eğer genetik olarak da risk faktörünüz kandan yapılan tahlilde mevcutsa ya da hocamın belirttiği gibi kitle ya da henüz başlangıç aşamasında bazı durumlar tespit edilmişse bu tür cerrahi için de bir aday olabiliyorsunuz. Meme koruyucu cerrahi değil mi hocam? Peki bu meme koruyucu cerrahide yapılan işlemde yine risk sıfıra iniyor mu? Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi için de belli ilkeler var. Her zaman meme koruyucu cerrahiye uygun olmayabiliyor hastalar. Tümörün büyüklüğü, yeri, ondan sonra meme tümörü çıktıktan sonra kalan meme dokusunun miktarı uygun mu? Ondan sonra daha sonrasında hasta radyoterapi alabilecek mi? Çünkü meme koruyucu yaptığımız zaman kalan minimal tümör dokuları için radyoterapi şart veya nüksü engellemek için radyoterapi, lokal kontrol için radyoterapi şart. Bir de bilirsin bazı bağ dokusu hastalıkları mevcut, vaskülitler mevcut, damarsal hastalıklar, bunlar da riskli olabiliyor. O zaman tabii tamamı alınması gereken durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Evet, o yüzden burada evreleme yapıyoruz tabii meme kanserinde, çok önemli. Cerrahınıza güveneceksiniz ve uzman hekimin bu alanda deneyimli bir hekimin kontrolüne mutlaka girmelisiniz. Eğer meme koruyucu cerrahi yapılmışsa da risk tamamen her zaman sıfır olmuyor. Zaten tıpta hiçbir zaman kesin bir yaklaşım söz konusu değil. Şöyle, yani aslında riskli hasta grubunda yapılan profilaktik, yani önceden koruyucu mastektomi dediğimiz zaman hiçbir zaman risk %0'a inmez. Çünkü meme başı
meme derisi bırakıldığı için az da olsa risk vardır. Risk var, oradan da tekrar. Ama bizim kanser tanısı koyduktan sonra yaptığımız meme koruyucu cerrahide zaten sınırlarımız negatif olduğu için o küratif, yani tamamen temizlenmiş bir cerrahidir. Koltuk altı örnekleme de yapılır. Daha sonra koltuk altı örneklemeye göre de koltuk altı lenf nodu diseksiyonu da yapıyoruz. Onlar tabii cerrahinin ilkeleri. Buradaki yani konumuzu. Halkın anlayacağı şekilde dağılmış mı dağılmamış mı tabii diye belirlendikten sonra tedavi basamakları ona göre ilerliyor. Evet. Peki bu tür tedavilerden sonra, meme cerrahisinden sonra ek bir tedavi vermek gerekiyor mu hastalara? Tabii şimdi zaten meme kanseri tanısı koyulmuş bir bayanda özellikle önce evrileme yapılıyor. Evrilemeye göre lenf nodu koltuk altı tutulumuna göre, uzak metastaz dediğimiz başka organ tutulumuna göre bazen öncelikle kemoterapi, radyoterapi, bazen önce cerrahi sonra kemoterapi, radyoterapi gerekebiliyor. Çok erken evre hastalıklarda sadece cerrahi de yetebiliyor. Yanında belki bir hormonoterapi dediğimiz ilaç tedavileriyle de kesin çözümler sağlanıyor. Günümüzde artık iyi ellerde bu zaten neredeyse %100'e yakın tedavi edilebilir hastalık haline gelmiş durumda. Aslında hastalar artık kanserden, ölümden korkmuyorlar meme kanserinde. Daha çok demin de söylediğimiz gibi yani meme dokusunu kaybetmekten korkuyorlar ve ruhsal sorunlar yaşıyorlar. Bu yüzden bizim için sadece meme ameliyatı değil, birlikte yapılacak kozmetik olarak meme düzeltme de çok önemli yer kaplıyor. Peki meme cerrahisi sonrası, onkolojik meme cerrahisi sonrası diyeyim. Evet. Memenin bir kısmını ya da tamamını kaybetmiş hastalar olabiliyor. Bu sorunlarla baş etmek için neler yapılıyor, neler tavsiye edersin? Şimdi burada tabii yapılan cerrahi çok önemli öncelikle. Meme koruyucu cerrahide eğer iyi bir kozmetik sonuç elde edilmişse genelde sıkıntı yaşamıyoruz. Bir şey belirtebilir miyim? Lafını kesiyorum, özür dilerim. Burada erken teşhis edilip edilmemesi de çok önemli değil mi? Bu memenin şeklini koruyabilme ya da tabii kitle tedavi edebilme büyüyürse, ile birlikte. Kitle büyüdükten sonra rezeksiyon, yani çıkarılma çok fazla olacağı için memenin şeklini korumak kolay değil. O zaman ya meme dokusundan kalan boşluğu doldurmak gerek ya sizin daha iyi bildiğiniz gibi protezlerle destek verilebilir. Yani veya o yüzden bir ikili başka çalışma. Başka bölgeden filep çevirip kas çıkarmak gerekebilir. Bu multidisipliner artık. Birlikte evet, çalışmaya işte genel cerrah, onkolog, işte radyoterapi, tabii, nükleer tıp ve muhtemelen radyasyon onkolojisi ve plastik cerrahın birlikte çalışması lazım. Tabii ki, tabii ki. Çok önemli. Nerede dediğimiz yaklaşım çok önemli. Eğer tedaviden önce bu bölümlerle birlikte koordine olunursa kozmetik sonuç ve tedavinin ilerleyiş süreci çok evet, daha iyi olacak bu şekilde, değil mi? Doğru. Eğer hastanın işte kas dokusu korunabiliyorsa altına protez saklanarak tekrardan meme dokusunun tabii ki düzenli bir şekilde oluşturulması sağlanabilir diye düşünüyorum. Peki radyoterapi almış hastalarda ne tür sorunlar görüyorsunuz? Işın tedavisi almış hastalarda? Şimdi radyoterapide tabii doz ve verilme şekli de çok önemli. Bazen radyoterapi sonrası erken ve geç bazı komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle meme koruyucu cerrahi sonrası meme dokusunda şekil düzensizlikleri olabiliyor. Fibrozis olabiliyor geç dönemde. Erken dönemde daha çok ödem ve inflamasyonu görüyoruz. Onlar genelde medikal tedaviyle, bazı topikal ilaçlarla idare edebiliyor. Veya bir hafta radyoterapi ertelenerek toparlanabiliyor. Ama enfeksiyon ve uzun dönemde fibrozis bizim için gerçekten sıkıntı. O tip durumlarda zaten sizlerin yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Peki son olarak bir vermek istediğin mesaj var mı? Meme kitlesi gelişmiş ya da gelişme ihtimali olan kişilere neler tavsiye edersin? Tabii muhakkak erken teşhis çok önemli. Bu açıdan bütün bayanların kendi kendine elle muayenesi, yılda bir doktor muayenesi ve 40 yaşından sonra mamografi ve ultrasonla taramalarını ısrarla öneriyoruz. Ele gelen kitlesi olan kişilerin de vakit kaybetmeden, utanmadan, korkmadan doktora başvurmaları gerekmekte. Bu şekilde hiçbir şekilde genelde erken teşhislerde hayat inanın etkilenmiyor artık. Yani yaşam süresi kısalmıyor ama psikolojisi bozulduğu zaman biliyorsun insanları toparlamak çok zor. Evet. O yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. Herkese sağlıklı günler dilerim.
Evet, herkes kendisi için çok kıymetli. Lütfen ertelemeyin, ihmal etmeyin. Üzerine gidin ve bir an önce bir sorun varsa olumlu ya da olumsuz çözümüne bakmak lazım. Mutlaka kendi kendinizi de muayene etmenizi ve yılda bir dediği gibi Ersin Hocam'ın uzman doktor gözetiminde bir takibe girmenizi tavsiye ediyorum. Evet, bugün doçent doktor Ersin Borazan'la meme kanseri ve meme estetiği üzerine görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonra da her pazar evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Doktor Mask'la Estetik programını izlemeye devam edin. Sağlıklı günler diliyoruz.